Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte İngilizceyi bitireceğiz. Mor paka. Turn can't yapabilir. Expressing ability and inability. Can, can't. I can dance. Dans yapabilir miyim? I can sing. Şarkı söyleyebilir miyim? I can't run. Koşabilir miyim? I can't swim. Yüzemiyormuş. Yazık. Simitle yüzün. Ducks can swim. Ördekler. Chickens yüzüyor. Can walk. Tavuklar yürüyebilir. Horses can run. Turtles can't fly. Uçamaz. Elephants can't jump. Dogs can't climb trees. Ben hiçbir şey anlamıyorum valla. Ben çok anlamıyorum. Can, can't. Can eki yetenek bildirir. Türkçe karşılığı ebilir ekidir. A fish can swim. Balık yüzebilir. Can ekinin olumsuz hali can'tir. Hali can't ekidir. Çocuğun tipi. I can't fly. Ben uçamam. Evet, uçamam. Ben uçamam. Bak şimdi. I can't fly. I can't fly. Ben uçamam. Bak, can yapabilirim. Can't yapamam. Evet. Şimdi arkadaşlar, ya bu çok az oldu. Bizce zaten az. Şimdi biz hemen matematiğe geçelim mi? Ya da hayat bilgisi de olur. Bunun devamı da var. Verilen görselleri cümlelerle eşleştirin. Çok güzel. Bir tane ben yapalım ben. Aferin çocuğum. Çok güzel. Monkeys can jump. Tick the correct box. Monkeys can jump. Yerinde. Chickens can walk. Tick the correct box. Chickens can walk. Ne yapalım? Bu var. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi doğrudur? A. Turtles can't run. B. Birds can't fly. C. Elephants can't jump. Evet, hangisinin doğru olduğunu arıyoruz. Birds can't fly, kuşlar uçamaz demektir. Doğru değil. Elephants can't jump. Filler sıçrayabilir, zıplayabilir demek. Bu da doğru değil. Turtles can't run. Kaplumbağalar koşamaz demektir. Bu cümle doğrudur. Doğru yanıtımız A seçeneği. Deve dişi. Arkadaşlar, ben önceden bu konuya deve dişi diyordum. Çünkü arkadaşlar, böyle tik yaparken deve dişi kadar. Kaç numaralı hayvan kendisiyle ilgili doğru bilgi vermiştir? I can't swim. I can't run. I can't climb a tree. Bu ikisi yapamam, yapamam. Bakalım balık ne demiş? I can't swim. Ben yüzemem. Doğru değil. At ne demiş? I can't run. Ben koşamam demiş. Bu da doğru değil. Köpek ne demiş? I can't climb a tree. Ben ağaca tırmanamam. Bu cümle doğru. Demek ki kendisiyle ilgili doğru bilgi vermiş. Yeah. Doğru cevabımız deve dişleyebilir. Arkadaşlar, KTC'ye gidelim. Evet. Ana. Soru. Açıkçası yazılabilir etkinlik. Arkadaşlar, bir dakika durun. Evet, sorun. KTC. Bir tane ben çözüyorum. Alırsın. Annem
Diyor nokta nokta aşağıda kaç numaralı cümleli boşluğa farklı bir ifade getirmedi. Can't fly. A dog can. Duck mı burası ya dog? Duck duck. Ha da. A dog can swim. A horse can run. O zaman A şıkkıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun ifade hangi seçenekte verilmiştir? A. Horse. B. Cat. C. Bird. Arkadaşlar ben bir soruyu anlayıp geliyorum. Cevap C seçeneği. Cümlede boş bırakılan yere uygun kelime hangi seçenekte verilmiştir? I'm a cow. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü bu inek değil yani. B. I'm a goat. Keçiymiş ama yanlış. Bu bir at. I'm a horse. Evet, doğru cevap B seçeneğidir. Monkeys nokta nokta jump. Elephants nokta nokta jump. Cümleyle boş bırakılan yerlere uygun ifadeler hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi monkeys ya arkadaşlar maymunlar demiş. Maymunlar jump demiş. Maymunlar zıplayabilir. Evet. Zıplayabilir. Elephant derken fil demiş. Yani zıplayamaz. Zıplarsa da yani çok fazla ses çıkar. Yani cevap 5. Zaten filler zıplarsa yer içine göçer yani. O kadar ağırdır fil. Nasıl yani yer? Yer böyle kırılır. Hadi. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun sözcük hangi seçenekte verilmiştir? Can? A. Snakes. Snakes can walk but they can't swim. Yani sözcük kalsın arkadaşlar. Chickens yani tavuklar yürüyebilir ama yüzemez. Dogs yürüyebilir ama yüzemez. Dogs kesinlikle olamaz. Snakes. Evet. Bari bunu boş bırakalım. Evet çünkü biraz düşünüyorum. Sıra hala sende mi bende mi? Bende. Tamam. I can't swim but bite. I can't walk. 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 Ya şimdi arkadaşlar burada I can nokta nokta but diyor. Yani ben yüzebilirim. Ama I can't walk. Walk'ım nedir? Yürümek. Yürümeyi yapamaz. O yüzden cevap B seçeneği. Zaten arkadaşlar size iyi haber. Ben izleyeceğim. Aşağıdaki emirlerden hangisi cümlede boş bırakılan yere uygun değildir? A. Horses can jump. Arkadaşlar atlar zıplayabilir. Bu yüzden bu seçenek doğru. Maymunlar zıplayabilir. Bu seçenek de doğru ama yılanlar zıplayamaz. Bu yüzden yanlış olan C seçeneği. Aşağıdaki kelimelerden hangisi cümlede boş bırakılan yere uygun değildir? A. I tiger. B. I snake. C. A. B. C. Zebra. Şimdi arkadaşlar ben yani tiger'in ne olduğunu biliyor musun? Tiger aslan demek. Kaplan. Evet. Kaplanlar böyle koşabilir. Tabii ki yılanlar koşamaz çünkü yılanlar sürünür. Evet sürünür. Evet ısırınca. Belki de değil. Seçeneği işaretledin mi? Hayır işaretlemedim. Cümlede boş bırakılan yere uygun sözcük hangi seçenekte verilmişti? Rabbit can jump and nokta nokta. Yani tavşanlar zıplayabilir and nokta nokta. Tavşanlar yüzemez. A seçeneği yanlış. B seçeneği run. Koşabilirler.
ilgili yani yapamazlar, uçamazlar. O yüzden cevap B seçelim. Run. I can walk. I can run. I can walk. I can run. I can fly. Arkadaşlar şimdi kesin keçinin şeyi yanlış. Çünkü I can fly. Fly uçmak demek. I flame diyorum ya, ateş diyorum. Fly. Fly. Keçi ne demek İngilizce? God. Şimdi evet. Bakalım kaç yanlış yaptığımız. Demek ki 5. soru B'ymiş. Evet arkadaşlar. Bak ben dedim B'dir. Geçirilen sıra 7 dakika 2 saniye. Arkadaşlar biz İngilizce yaptık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.